Gönül Pınarı. Sevgili dinleyiciler, yine bir Gönül Pınarı programında daha sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında Engin Karagöz, ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu ve Sayın Osman Ünlü hocamızla yine bir cuma gecesi birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Elbette her akşam olduğu gibi bu akşam da bir konumuz var ve bu konu üzerine yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Ve bu 2 saatlik zaman dilimini paylaşmaya çalışacağız aynı zamanda. Ben özellikle ve öncelikle önce hocamıza sizin adınıza eminim hepiniz teker teker sormak istiyorsunuz ama burada ben dile getirmek istiyorum. Bir hatırını sormak ve hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun efendim. Tabii sizler derken kastımız siz de iyisiniz. Herhalde dinleyicilerimiz de. İnşallah. Eğer dinleme zahmetinde bulunanlar varsa Allah Teala kendilerinden razı olsun. Onlar da sıhhat, afiyet içinde olmalarını niyaz ederiz. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını nasip ve müyesser eylesin. Ahir zamandayız. Ahiret yolcusuyuz. Geldik ve gidiyoruz. Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Ana rahminden indik dünya pazarına. Bir kefen aldık. Kefen alıp döndük mezara. Yunus Emre Hazretleri bu şekilde özetleyivermişler hayatı. Dünya pazarına bir kefen almak üzere uğramışız. Ama işte dolaşırken 50 sene geçiyor, 60 sene geçiyor, 70 sene geçiyor, 80 sene geçiyor. Netice itibariyle herkes bir kefen alıyor ve netice itibariyle mezara da dönüyor. Ve döneceğiz. Bizden öncekiler gibi. Biz de aynı şekilde oraya gideceğiz. Yalnız bunları söylüyoruz da mesela İslam alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın hayatlarına bakıyoruz. Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz'in hayatlarına bakıyoruz. Onlar da yakin hasıl olmuş. Biz bilgi olarak biliyoruz. Dilimizle söylüyoruz. Bunu reddetmiyoruz. Ama nefsimiz iman etmediği için bunu kabullenemiyoruz. Tabii canım öleceğiz falan diyoruz da. Tabii yolcuyuz diyoruz da. Ama bu yolculuğu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Veyahut da nefsimize kabul ettiremiyoruz. Onun için yanlış işleri yapıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak belli bir müddet için bizi buraya göndermiştir. Belli bir müddet için. Bu müddet az veya çok olabilir. Sayılı günler çabuk biter deniyor. Doğru, sayılı günler çabuk biter. Ramazan-ı Şerif bayram bitiyor. Şevval ayı, Zilkade, Zilhicce. Zilhicce ayında arkasına kurban. Zilhicce ayında zaten kurban. İşte hacılar hacca gidiyor. Dönüyor, dönemiyor. Ve geçen sene Kurban Bayramı'na ulaştığı halde bu sene Kurban Bayramı'na ulaşılamıyor, ulaşamıyor veya ulaşamıyoruz. Yeniler dünyaya geliyor ve zannediyoruz ki işte bu böyle devam eder. Bu arada ben de işte hep devam ederim zannediyorum. Halbuki değil. Halbuki değil. Çünkü Cenab-ı Hak burasını öyle yaratmamış buyuruluyor. Asırlardır Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberler göndermiş. Bu peygamberlerin varisleri var. En son Hatemül Enbiya olarak Muhammed Aleyhisselam gönderilmiş. Peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayrı bir üstünlüktür de buyuruluyor kitaplarda. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam arkadaşları, talebeleri, Eshab-ı Kiram, onların talebesi tabi'in, onların talebesi tebe-i tabi'in ve onların yetiştirdikleri Ehl-i Sünnet alimlerinin ve Evliya-i Kiram'ın hepsi ittifak halinde bizi bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Nereye? Ecel gelmeden önce, yani hadis-i şerifte bildirildiği gibi insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Yani ölüm gelmeden önce uyandırmaya, ölüm gelmeden önce uyandırmak için uğraşmaktadır, uğraşmışlardır. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Ölüm geldiği zaman ruhun bedenden ayrılışını uzun uzun anlatılmış. Bu hepimizin başına gelecek. Ama efendim işte kimisi intihar ediyor. Kimisi bıçaklanarak ölüyor. Kimisi işte herhangi bir ateşli silahtan çıkan bir mermi neticesinde ölüyor. Bir başkası bir hastalık sebebiyle ölüyor.
veya bir başkası bir başka sebepten dolayı ölüyor ve netice itibariyle o kimsenin ömrü noktalanıyor. Hangi şekilde olursa olsun, ani ölümlerde olmuş olsa bile ruhun bedenden ayrılması dehşet verici bir olaydır diye anlatılıyor kitaplarda. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca onun sülbinden gelecek, yani neslinden gelecek olanların hepsini zerreler halinde Adem Aleyhisselam'a gösteriyor Allah-u Teala. Sağ tarafına dönüp baktığı zaman sağ tarafında öyle zerreler görüyor. Sol tarafına baktığı zaman da sol tarafında öyle daha sonraki gelecek torunların, evlatların hepsini görüyor zerreler halinde. Allah-u Teala, hatta bu Vakıa suresinde bildiriliyor. Vakıa suresindeki bir ayet-i kerime de meal olarak işte bu sağdakiler cennet ehlinin amelini yapacaklarından cennetlik olanlardır. Bu bana bunların amellerinden bir faydi ve zarar yoktur. Bu soldakiler cehennem ehlinin amelini yapacaklardandır. Cehennemlik olanlardır. Bana bunlardan da bir faydi ve zarar yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Adem Aleyhisselam kendi evladından gelecek olanları zerreler halinde görüyor. Yani cennetlik olanlar da kendisine gösteriyorlar. Yani cennete girecek olanlar ve cehenneme girecek olanlar da aynı şekilde gösteriliyor. Tabi bunları Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala gösterince, ya Rabbi cehennem ehlinin ameli nedir diye soruyor Cenab-ı Hakk'a. Cenab-ı Hak da Adem Aleyhisselam'a hitaben buyuruyor ki, bana şirk koşmak, yani ortak koşmak ve gönderdiğim peygamberlere inanmamak ve o peygamberlerin vasıtasıyla gönderdiğim ilahi kitaplarında olan emirlere ve yasaklara uymamak, isyan etmek, itaat etmemektir. Cehennemlik olmanın alametidir buyruluyor. Tabi bütün bunların üzerine Adem Aleyhisselam, ya Rabbi bunları kendilerine şahit kıl, umulur ki cehennem ehli ameli işlemezler deyince Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelecek olan, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslüman olsun, kafir olsun, kim olursa olsun, tabi dünyaya geldikten sonra bunlar tercihlerini yapacaklar, bütün ruhların hepsine ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap etti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bunun üzerine bütün ruhlar, evet ya Rabbi Rabbimizsin, biz şehadet eyledik. Rabbimizsin, biz şehadet eyledik. İmam-ı Gazali Hazretleri bu safhaları anlatırlarken insanın bu şekildeki böyle ilk zerrelerden meydana gelmesi, ruhlarının bu şekilde böyle yaratılması ki bu cismani olmayan hayatta olan bu halleri anlatırken İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala onlardan bu misakı, bu sözü aldıktan sonra onları tekrar yok etti. Yani ilk ölümü orada tattılar. Sonra dünyaya gelecek olan o şahıs ana rahmine düştüğü zaman ilk başlangıçta ölüdür. Ruhu işte ilk 120 gün içerisinde verilir. Peki 120 günden önce canlı değil midir? O et parçasının canlılığıdır. Yoksa ruh verilmemiştir. Tabii cisim halinde ve 120 günü tamamlayınca ruh da kendisine iade ediliyor. Ve onun için artık dünyaya geliş zamanı, ezelde takdir edilen zaman başlamıştır. Dünyaya geliyor, belli amellerini yapıyor, tercihlerini yapıyor. Tercihlerini yaptıktan sonra ne kadar ömür takdir edildiyse 60 sene, 70 sene, 80 sene veya 100 sene ne kadar yaşamışsa, çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan önceki ümmetlere de daha fazla ömür verilmişti. Onlardan 300 sene, 500 sene, 800 sene, 1000 sene yaşayanlar da vardı. Ne kadar takdir edilmişse kendisi için ezeldeki takdir edilen ömür neyse o bittikten sonra sekerat-ı mevt denen hal vuku buluyor, meydana geliyor. Kimde? İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. Tabii o an gelince işte zaten bugün de o konu üzerinde duracağız. Ruhun bedenden ayrılması. Ruhun bedenden ayrılması öyle kolay iş değilmiş. Tabii kitaplardan okuyoruz biz ama başımıza bu gelecek. Peki efendim başımıza gelince öğreniriz ya, şimdi ne gerek var? Bunlar niçin anlatılmış? Efendim bunların anlatılmasının sebebi ve hikmeti kitaplarda. İnsanlar bunları okur, öğrenir, hiç olmazsa aklı başına gelir. Yani ölmeden önce ölürse, ölmeden önce uyanırsa o gün için hazırlıklı olur. Çünkü salih bir kimsenin ruhunun bedenden ayrılmasıyla fasık bir kimsenin veyahut da kafir bir kimsenin ruhunun bedenden ayrılması çok farklıdır buyuruyor İmam-ı Gazali'dir. Çok farklıdır. Hatta özür dilerim efendim. Tabiinden olan
Kâb-ül Ahbar, Hazreti Kâb radıyallahu teâlâ, bu zatı buyuruyor ki, kendisine sormuşlar, efendim ölüm nasıl oluyor diye. O tabi Eshab-ı Kiram'dan bilhassa Hazreti Ömer'in talebesi gibi diye bahsediyor bu zata. Ölüm nasıl oluyor diye sual edildiği zaman, bu zat da cevap olarak buyuruyor ki, bir diken dalını bir kişinin içerisine koymuşlar ve kuvvetli bir kimse onu çekiyor, kestiğini kesiyor, kalan kalıyor gibi buldum buyuruyor. Hazreti Kâb, rahmetullahi aleyh. Bir diken dalını bir kişinin içerisine koymuşlar ve kuvvetli bir kimse onu çekiyor, kestiğini kesiyor, kalan kalıyor gibi buldum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, elbette ölüm acılarından birinin şiddeti 300 kere kılınç vurmaktan daha şiddetlidir. Tabi bunlar şimdi okurken, anlatırken veya dinlerken bu nasıl bir şeydir diye hep merak ederiz tabii ki. İnsan olarak cennetteki nimetleri de merak ederiz. Cehennem azapları nasıl bir şey ki diye onu da merak ederiz. Ama bazı şeyler vardır. Sadece inanmak gerekir. Çünkü imanın altı şartından önce hubbu fillah, buğdu fillah ve gaybe iman esastır buyuruluyor. İmanın altı şartından önce geliyor bu iki şart. Gaybe iman ve hubbu fillah, buğdu fillah. Gaybe iman cennet, cehennem, ahiret, kabir, yeniden diriliş, mahşer, mizanın kuruluşu, sırat köprüsü bunlar bizim için gayiptir. Ancak peygamberler aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla bildirilir ve onlar nasıl bildirilmişse öyle itikad edilir. Efendim nasıldı, ne şekildeydi, sırat köprüsü nasıl olacak, cehennemin üzerine kurulacak buyuruluyor. Nasıl bir köprü, boğaz köprüsü gibi mi, öyle bir köprü mü, onu bilmiyoruz. Mahiyetini bilmiyoruz ama bu olacak. Biz buna inanırız ve itikad ederiz. Ölüm de meydana gelecek. Ölümün oluş şekli hakkında hadis-i şerifte bildirilen, İslam alimlerinin o hadis-i şerifleri açıklayan bilgiler var. Onlardan okuyoruz. Peki bunların ne faydası vardır insana? Bunların ne faydası var? Nefis her ne kadar alçaksa da, nefis her ne kadar hainse de, nefis her ne kadar ahmaksa da, saadetinin nerede olduğu kendisine anlatılırsa ve ölümün hak olduğu, muhakkak başına geleceği, ölümle beraber bu lezzetlerinin son bulacağı kendisine güzel bir şekilde anlatılırsa nasıl anlatılacak? Devamlı surette İslam alimlerinin kitapları, ayetleri okuna, bu konuyla alakalı olan menkibeler kendisine söylene, gün gelir o da intibaha gelir. Ne demek o? Uyanır. Aa der, doğru. Hakikaten der, benden önceki de bak bir sürü insanlar gelmiş, geçmiş, hepsi gitmiş, hepsi ölümü tatmış, dolayısıyla ben de tatacağım. Öyleyse, hazırlıklı olmak gerekir. Hatta İslam alimlerinden İmam-ı Rabbani Kudüs-i Hazretleri buyuruyorlar ki, yalancılığıyla meşhur olan bir kimse tehlikeli bir haber verse. Ne gibi? Mesela şu anda biz yayın yapıyoruz burada. Diyelim ki burada birisi diyelim yalancılığıyla tanınıyor. Ne söylediği sözlerin çoğu yalan. Ama hemen sütlüyorsa dese ki yangın var binada dese, ya bu yalancının tekidir. Buna itibar etmeyelim. Der miyiz? Yoksa İmam-ı Rabbani Kuddüs-Sesur Hazretleri'nin buyurduğu gibi tehlikeli haberde akıllı kimseler tedbir mi alır? Akıllı kimseler tedbir alır. Ve İmam-ı Rabbani Kuddüs-Sesur Hazretleri buyuruyorlar ki bu herhangi bir yalancı kimsenin değil, muhbir-i sadıkın buyuruyor. Ne demek o muhbir-i sadıkın? Hep doğru haber verenin, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ve kendisinden önceki peygamberlerin haber verdikleri mutlak ama %100, %1000, %2000, %5000 neyse kesin olan bir bilgiyi bize aktarıyorlar. Kesin olan şeyi haber veriyorlar. Mutlak doğrudur bu. Bir yalancının haberine bile, tehlikeli haberine karşı akıllı olanlar ihtiyatlı davranır. Muhammed Aleyhisselam ve 124 binden fazla peygamber, bunların hepsinde sıdık sıfatı vardır. Yani hepsi de doğru sözlüdürler. Bunlar ittifak halinde ölüm vardır, ölümden sonra hayat vardır, ruhun bedeni terk etmesi vardır diye haber veriyorlar. Yani bir yalancı kadar kıymet verilmez mi bu peygamberlerin bildirdiklerine? Yani temelde ahmak olması lazım bir kimsenin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, elbette ölüm acılarından birinin şiddeti 300 kere kılınç vurmaktan daha şiddetlidir. Hatta Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam işte bu hali İmam-ı Gazali Hazretleri anlatırken buyuruyorlar ki, işte bu zamanda insanın cesedi terler. Yani bedeni terler, gözleri süratle iki tarafa gider, burnunun iki tarafı çekilir, göğüs kemikleri kalkar, soluğu kabarır, benzi sararır buyuruyorlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam sekerat-ı mevt halindeyken mübarek başını dizinin üzerine almıştı Hazreti Ayşe validemiz.
Tabii o hal Peygamber Efendimiz sekerat-ı mevt halinde. Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam o halde görüverince Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz gözünden yaşlar dökülmeye başlar. Ve şu mahalde şiirler söyler. Nefsimi sana feda ederim ya Resulallah ki seni fena hareketlerden bir şey kederlendirmedi, incitmedi. Bu zamana kadar seni cin de çarpmadı. Bir şeyden dahi korkmadın. Şimdi ne oldu ki güzel yüzün inci gibi terle örtülmüş görüyorum. Her önünün rengi solduğu halde senin mübarek yüzünün nurları hakikaten her tarafı aydınlatıyor. Mealinde şiirler söylemiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz. Yani Peygamber Efendimiz'e bile aleyhissalatü vesselam bu hal bu şekilde böyle tatbik edilince biz ne oluruz ki? Biz ne oluruz ki? Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki bir kimse sekerat-ı mevt halindeyken ruh kalbe gelince dili tutulur. Ruh kalbe gelince dili tutulur. Hiç kimse ruhu göğsüne gelmişken konuşamaz. Bunun iki sebebi vardır buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Biri iş gayet büyük olduğundan göğüs nefeslerle sıkışıp daralmıştır. Bunun için mesela herhangi bir kimsenin göğsüne vurulduğu zaman bayılır. Biraz sonra kendisine geldiği zaman işte muktedir olmaya başlar. Ve çoğu kere de bir kimsenin göğsüne vurulduğu zaman söz söyleyemez olur. İnsanın neresine vurulursa seslenir, göğsüne vurulursa ses soluğu kesilir. Ölü gibi olur. Birinci sebep bu. Yani iş gayet büyük. Yani ölüm anı. İkincisi ise ses akciğerlerden dışarı çıkan havanın hareketinden hasıl olur. Bu soluk ise kalmaz. Ruh kalbe geldiği zaman. Nefes alıp veremediği için bedenin harareti kalmaz, soğur. Bu zamanda mertale yani ölenlerin halleri farklı farklı olur buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Bazıları vardır ki buyuruyorlar, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri, ölüm meleği zehir ile su verilmiş kızgın demir ile vurur. Hemen ruh kaçar, dışarıya çıkar. Melek onu eline alır, civa gibi titremeye başlar. Bal arısı kadar insan şeklinde olur. Sonra melek onu zebaniye yani azap yapıcı meleğe teslim eder. Bazı ölmekte olan kimseler vardır ki ruhu azar azar çekilir. Ta ki boğazında tutulur. Boğazında da kalmaz. Ancak kalbe bağlı olarak kalır. Bu zamanda melek zehirli kızgın demir ile vurur. Zira o demirle vurmayınca ruh kalpten ayrılmaz. Bu demirle vurmanın sebebi demir ölüm denizine daldırılmıştır. Kalp üzerine konulunca diğer yerlerine de sirayet eder, zehir gibi olur. Zira hayatın sırrı ancak kalptedir. Onun sırrı ancak dünya hayatında tesir eder. Bunun için bazı kelam alimleri hayat ruhun gayrıdır ve hayatın manası ruhun bedenle karışmasıdır demişlerdir. Hiç böyle ölmekte olan birisinin yanında bulundunuz mu? Denk geldi mi öyle bir? Hayır efendim ama vefat etmiş birini gördüm. Vefat etmekte olan kimsenin başında öyle denk gelmiştim. Gerçekten İmam-ı Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh bu buyurdukları gibi tezahür ediyor. Aynen kitaplarda yazılı olduğu gibi tezahür ediyor. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri anlatırlarken buyuruyor ki ruh ayak uçlarından başlar çekilmeye. Ruh ayak uçlarından başlar çekilmeye. Yavaş yavaş böyle dizlerinden yukarıya doğru çekerler gelirler. Beline kadar sonra göğsüne gelir. İşte kalbe geldiği zaman biraz önce İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu hal vuku bulur. Yani konuşamaz hale gelir. O anda dehşetli bir andadır. Çok zor durumdadır. Onun için çok dua etmek gerekir. Hatta Ahmet İbni Hanbel Hazretleri işte sekerat-ı mevt halindeyken talebelerinden 8-10 kişi o anda yanlarında. O 8-10 kişinin yanında çocukları da var. Bir ara işte kelime-i şehadeti hatırlatıyorlar. Fakat Ahmet İbni Hanbel Hazretleri demem buyuruyor. Talebeleri de çocukları da oğullar da şaşırmış kalmış. Allah Allah diyorlar. Ne oluyor? Biraz sonra daha ruhu kabzedilmemiş kendisine geliyor ayılıyor. Bakıyor ki herkes böyle tuhaf şaşkın bir şekilde ne oldu diye soruyorlar. Diyorlar ki efendim böyleydi. Siz de demem diyordunuz. Yani biz kelime-i şehadet telkin ediyoruz. Siz de demem diye ısrar ediyordunuz.
Bunun üzerine Ahmed İbni Hanbel Hazretleri Hanbeli mezhebinin kurucusudur bu zat. Buyuruyorlar ki oğluna hitaben evladım buyuruyor. Odada 10 kişi var, birisi iblisti. Bana habire elinde bir su vardı, onu veriyordu. İşte senin beni Rab olarak kabul et, benim söylediklerime inan, benim söylediklerimi tekrar et. İşte sana bu suyu vereyim. Ona da hayır, ben senin dediğini demem. Ben ona cevap veriyordum. Bana dua edin buyuruyorlar. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Böyle olursa bizim halimiz nice olur. Tabi dinleyicilerimizin hemen hatırına gelebilir. Efendim şimdi siz de korkutuyorsunuz. Hayır. Estağfurullah, kimin haddine ki? Bu Allah'tan dini. Ruhun kabz olması, ruhun kabz olması hali bu şekilde anlatılıyor. Ve kitaplarda bildirilen de bu. Tabi müjdeli haberler de var mı? Var. İnşallah Teala konu akışı içerisinde onlardan nakletmeye çalışacağız. Evet, şimdi küçük bir aramız var sevgili dinleyiciler, ardından yine birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programımız devam ediyor tüm hızıyla. Ruhun bedenden ayrılması bu akşamki konumuz. Hakikaten de dinlemek bile bu kadar insanı farklı bir aleme götürüyorsa yaşamak nasıldır Allah bilir. Allah o an hepimize yardım etsin. Amin cümlemizden. İmanla gitmeyi nasip etsin. Amin inşallah Teala. İmam-ı Gazali Hazretleri anlatırken buyuruyorlar ki ruh, bazı kitaplarda gargara tabiri kullanılmış. İşte son bağ kopacağı noktaya gelindiği zaman o anda bazı fitneler meydana gelir buyuruluyor. Hani İmam-ı Rabbani Kutsuz'un buyurdukları bir söz var. Buyururlar ki masal sana ne? Masal gibi gelir. Ama hakikat bilene, kıymet bilene de hakikattir. Bu hakikattir ve olacaktır bu. Ama masal gibi gelene de masal gibi gelir tabii. İşte ruh artık bedeni terk etmek üzere. Yani o işle vazifeli melekler çekiyor. Bedenden tamamen ayrılacak. Ölüm hali dediğimiz o hal gelmeden önce fitneler meydana gelirmiş. Nedir onlar? İmam Gazali Hazretleri onu anlatıyorlar da buyuruyorlar ki İblis yardımcılarını, yani şeytan yardımcılarını o kimseye musallat edermiş. Ve insan suretinde gözükürlermiş. Mesela o kimsenin daha önce ahirete intikal ettiği yakın akrabalarından, mesela annesi vefat etti, babası vefat etti, dedesi, ninesi gördü, onlar mı vefat etmişti kendisinden önce? Kendisinden önce vefat eden yakınlarının suretinde gelirlermiş. Derlermiş ki ey filan, sen ölüyorsun. Sen şu anda ölüyorsun. Ruhun bedenden çekiliyor. Zaten o kimse hissediyor bunu, ruhunun bedenden çekildiğini hissediyor. Hı hı. Biliyor yani o. Hı hı. Hani yanındakilere söyleyemiyor ama bunu. Sen ölüyorsun. Biz bu halde seni geçtik. Yani biz senden önce öldük. Sen Yahudi dininde olarak öl. Bu din Allah'ın da makbul olan hak dindir diye telkinde bulunurlarmış. Ya ne büyük bir fitnedir. Şimdi senin vefat eden baban karşına geliyor. Veyahut da vefat eden annen karşına geliyor. Veyahut da vefat eden deden karşına geliyor. Diyor ki biz işte Yahudi inancında öldük. Sen de Yahudi ol. Eğer ölmekte olan kimse İblisin gönderdiği bu yardımcılara aldanmazsa, dinlemezse hemen yandan giderlermiş. Bu sefer başkaları gelirmiş ve derlermiş ki bu sefer de. İşte ey filan, bizi tanıdın, biz senin yakınlarınız. Sen Hristiyan olarak öl. İşte zira o din Mesih'in, yani İsa Aleyhisselam'ın dinidir ki Musa Aleyhisselam'ın dinini nesletmiştir. Böylece her milletin dinlerini ona tek tek söylerlermiş. İşte Mecusi üzere öl, putperest olarak öl, yani onu kabul et. Son nefeste. Ne kadar tehlikeli bir durum. Yani son nefeste kalpte imanın olması. Hep bunu anlatılıyor ya. O anda Allah-u Teala yine kulunu testten geçiriyor. İmtihan ediyor. İblis geliyor. Yardımcılar geliyor. Telkinde bulunuyor. Peki bunlara cevap verebilmek. Cevap verebilmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Veya iman son nefeste belli olur. İki tane hadis-i şerif var. Bu ikisi de tezahür eder. Ama din büyükleri buyuruyorlar ki umumiyetle nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu tezahür eder buyuruyor. Umumiyetle nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.
Yani bir kimse ömründe namaz kılmamıştır, oruç tutmamıştır, Allah-u Teala'nın ismi şerifini zikretmemiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okumamıştır, sünnet-i seniyesini ittiba etmemiştir, haramlardan kaçınmamıştır. Bu kimse ölürken kelime-i şehadet söylemesi veyahut da şeytanın olsun veya şeytanın yardımcılar olsun, onlar geldiği zaman böyle bir telkinde bulunduğu zaman bunlar reddedemez ki. Cesaret demez ki buna. Tabii Kur'an-ı Kerim'de işte o zaman da Cenab-ı Hakk'ın şaşırmasını dilediği kimseler şaşırır buyuruyor. Yani tercihini dünyada yanlış yapanlar ve netice itibariyle orada şaşırırlar. Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesinde ey bizim Rabbimiz dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bu. Yani dünyadayken sürekli evet, bu şekilde dua etmemiz gerekiyor. Ey Rabbimiz dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma diye dua etmemiz gerekir. Ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala bu durumu bildiriyor. Ve netice itibariyle de dünyadayken bizde bu ruh bu bedende mevcutken tedbir almamız lazım. Niye tedbir almamız lazım? Son nefese hazırlık için tedbir almamız lazım. Yoksa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunlarla nasıl baş edebilirsin ki? Nasıl bunlarla uğraşabilirsin ki? Bu mümkün müdür? Evet. Hayata gelirken hocam nasıl o bizim elimizde değilse ölüm de elimizde değil. Yani ölmemek gibi bir şansımız mümkün değil. Değil. Mümkün değil. Ve ne zaman olacağını da bilmiyoruz üstelik. Doğru. Tabii mesela Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna hidayet ve imanda sebatını dilerse buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri, o kimseye rahmeti ilahiye gelir. Bazıları bu rahmetten maksat Cebrail Aleyhisselam'dır. Yani ölürken gelir. Cebrail Aleyhisselam'a Allah-u Teala böyle bir görev de vermiş. Yani Cebrail Aleyhisselam rahmet melekleriyle beraber o anda o kulun imdadına gönderirmiş. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ve imdada gelir buyuruyor. Rahmeti ilahiye şeytanı uzaklaştırıp hastanın yüzünden o yorgunluğu giderirmiş. Çünkü iblis ve yardımcıları habire bunaltıyor ya, işte sen Yahudi üzeri ol, putperest ol, mecus ol, habire telkinde bulunuyor. O anda Cenab-ı Hak, yani o kul dünyadayken tercihini Allah-u Teala'nın rızasına kullanmış ise, ibadetlerin elinden geldiği kadar yapmışsa, haramlardan elinden geldiği kadar sakınmış ise, Allah-u Teala o anda rahmeti ilahiye yani Cebrail Aleyhisselam'ı gönderir. Ve iblisi de yardımcılarını da oradan kovarlar. O zaman onun üzerinde o ölmekte olan kimsenin üzerindeki o yorgunluk sanki bir dağ kalkarmış. Rahatlarmış. Peki bunu nasıl elde edebiliriz? Yani bu can bu bedendeyken elde edebiliriz bunu. O anda olmaz ki o. O anda olmaz. Hatta Cebrail Aleyhisselam gelir. Beni bilir misin? Ben Cebrail'im. Bunlar ise senin düşmanların olan şeytanlardır. Sen milleti Hanefiye ve dini Muhammediye üzere vefat et diye telkin edermiş. Muhammed Aleyhisselam'ın dini üzere ve İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere vefat et diye telkinde bulunurmuş. Böylece de şeytanın o ıvgasından, o vesvesesinden, o fitnesinden o kulu Cenab-ı Hak bu şekilde muhafaza eder buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ve o anda ölmekte olan o kimseye bu melekten daha sevimli, daha sevgili hiçbir şey olmaz buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh. Ya Rabbi bize rahmetini ihsan eyle, ihsan sahibi ancak sensin. Yine Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçiyor bu da. Ve bu hal anlatılırken, yani ruhun bedeni terk etmesi hadisesi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bazı kimseler vardır ayakta namaz kılarken vefat eder. Ne kadar kıymetli bir hal. Bazısı uykudayken, nitekim uyku bulmuştur. Gece yatıyor, sabahleyin hadi kalk kalk. Nitekim bizde bir arkadaş da böyle vefat etmişti. Burada, holdingde çalışıyordu. Sabahleyin hanımı namaza kaldırıyor, bakıyor ki vefat etmiş. Gece yatıyor, sabahleyin kalkıyor, yok. Vefat etmiş, gece uykudayken. Bazısı uykudayken, bazısı bir şeyle meşgulken. Bazısı da çalgı ve oyunlara dalmışken, kimisi de sarhoşken ansız vefat eder. Bunların hepsi insanın başına gelebilir. Allah-u Teala muhafaza buyursun.
Yani Allah'tan haram ettiği bir şeyle meşgulken, yani ben çok şahit oldum, duydum da. Gördüklerim de oldu, duyduklarım da oldu. Allah'tan yasak ettiği, men ettiği, haram bir fiili işlerken ecel yakalayı veriyor. Nerede tevbe? Tam haram iş üzerindeyken gidiyorsun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bazı kimselere ruhu çıkarken kendinden önce geçen tanıdıkları gösterilirmiş. Bunun için etrafında olan kimselere bakarmış. Bu zamanda o kimse için böyle horuldamak gibi olur ki insandan başka her şeyi onu işitirmiş. İnsan işitmiş olsa elbette helak olur, korkudan ödü patlardı, ölürdü deniyor. Ve ölmekte olan kimsenin his duygularından en son kaybedeceği şey ise işitmesidir. Görmeyi önce kaybediyor zaten. O anda yani dünyadaki bazı şeyleri görme hassasiyetini kaybediyor. Ama ahirette olacak şeyler kendisine gösteriliyor. Yani o anda gelen iblis ve tayfasını görüyor, melekleri görüyor, ruhunu almak üzere olan o anda vazifeli olan melekleri görüyor, onları görüyor. Ama etrafındakileri görmüyor. Ama işitmesi öyle değildir buyuruluyor. İşitmesi öyle değildir. İşitmesi ruh bedeni terk edinceye kadar devam edermiş. Kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat işitmek ruh yani tamamen kabzoluncaya kadar kaybolmazmış. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm hastalığında olanlara şehadeteyni kelimeteyni ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu kelimeyi telkin ediniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tabi bazı kitaplarda anlatırken buyuruyor ki böyle sekerat-ı mevt halinde olan hastanın eğer hasta ise evde ise yatıyorsa onun görebileceği böyle yüksek bir yere kelime-i tevhid yazılı levhayı asmalı buyuruluyor. Yatağını temiz yapmalı, yanına salih kimseler uğramalı. Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi ona telkin etmeli. Hatta kitaplarda o kadar hassas noktalara temas edilmiş ki vefat etmek üzere olan kimsenin başında onun mirasçılarının kelime-i tevhid veya da kelime-i şehadet telkin etmesi uygun değildir buyuruluyor. Niye? O anda zaten onun işi güçtür. Yakınlar kendisine yani mirasçılar kelime-i tevhid veya da kelime-i şehadet telkin edince o kimse düşünür eyvah der ya bunlar benim herhalde ölmemi ister. Sırf onlara inat bu sefer söylemeyebilir. O anda inatlaşabilir. İnat olun. Olur tabii. Allah'tan muhafaza buyursun. Ve tabii kitaplarda anlatılırken ölüm hastasının yanında böyle ıvır zıvır şeyler, ne bileyim siyasettir, dedikodudur, ondan sonra dünya işleridir, ev, araba, tarla, arsa, bilmem şu veya bu, bunları konuşmak o da uygun değildir buyuruluyor. Adam ölümle pençeleşiyor, ruhunu teslim etmek üzere, sen kalkmışsın neler neler aynı şekilde anlatıyorsun, neler neler söylüyorsun, neler neler anlatıyorsun, neler neler söylüyorsun. Hatta bir hikaye anlatılır da böyle. Vaktiyle adamcağızın birisi bir rüya görüyor. Ama rüya olduğunu bilemiyor tabii. Rüya olduğunu bilemiyor. Bu rüyasında öldüğünü görüyor. İşte yıkanıyor. İnsanlar gelmiş toplanıyor. Ağlaşıyorlar falan. Bir tanesi diyor ki ah diyor ya. Vah ah vah diyor. Çok da gençti falan. Ama geçti. Ondan sonra bunu kefenliyorlar. Tabuta koyuyorlar. Yolda giderken konuşuyorlar. İşte diyorlar ki ya işte şöyleydi böyleydi falan. Aha geçti. Habire geçti. Yani fırsatı hep kaçırdı bu. Kabire götürüyorlar. Ondan sonra defnediyorlar falan. Ondan sonra toprak atıyorlar falan. Yakınları hepsi ayak seslerini duyuyor böyle. Rüyasında oluyor bu hasi. Ayak seslerini duyuyor. Hep böyle geçti. Seslerini de duyuyor ama. Geçti artık diyor. Bunun için hepsi bitti. Yani sanki öldü. Adam kan ter içerisine kalmış. Meğer adam uyuyor zannetmiş, düşmüş, bayılmış. O anda da böyle rüya görmüş. Meğer etrafına insanlar toplanmış, gözünü bir açıyor ki insanlar çarpıyorlar. Tamam diyorlar, geçti, sakinleşti. Öyle diyormuş. O rüya gibi bir hayat yaşamış o anda. Öldüğünü, yıkandığını, kefene konduğunu, tabutun içerisine konduğunu, taşındığını, defnedildiğini hepsini görüyor. O arada da onları görürken, tabii ölmediği için dünyadaki konuşanları da duyuyor. Onunla rüyada bağlantı kurarak kendisi için artık geçti, öldü, bu bunun için bitti. Geçti meğer baygınlık hali geçti kendine geliyor diye konuşuyorlarmış. Bu da kendisi için artık bu dünyadan geçti gitti. Fırsatları kaçırdı. Ah geçti falan. Adam gözünü açıyor hemen. Ve tabii bu her kula nasip olacak bir hal değil. Bu tip bir hadise yaşayan kimse bundan ibret alması gerekir.
Çünkü o hal bugün olmasa yarın mutlaka insanın başına gelecek. Mutlaka gelecek. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, ölünün ağzından tükrüğü akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş ise bilmiş ol ki bu kimse şakidir. Allah korusun, imansız gitti. Ahiretteki halini görmüştür. Bunun için ağzından tükrüğü akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş, vaziyete gelirmiş. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Galiba bir aramız var, öyle mi efendim? Evet. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz. Dinleyiciler, devam ediyor programımız. Gönül Pınarı'nda birlikteyiz. Elbette dünya hayatında da yaşadığımız zor dönemler, zor zamanlar var. Ancak sadece dünya hayatında değil sanıyorum, dünyadan ayrılırken de yine aynı şekilde zorluklar yaşıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak dünyadan tamamen ayrıldıktan sonra o zorlukları yaşamamamızı nasip eder. Hocam, amin. İnşallah Tane, imanla gitmemizi nasip eder. Bütün mesele o. Evet. Bazen hani bu ölüm anındaki işte dehşeti, vahşeti hatırlayınca insan olmak çok ağır gibi geliyor insana. Çünkü daha yaşayacağımız çok şeyler var ve çok zor şeyler üstelik bunlar. Öyle o kadar kolay değil. Elimize işte bir yerimize bir şey oluyor da bir müddet sonra geçiyor. Unutuyoruz acısını ama. Fatma Hanım, ölüm acısı dünya acıran en acısıdır diye hadis-i şeriflerde geçiyor. Ölüm acısı dünya acıran en acısı. Fakat bütün bunlar anlatılırken tabii bu madalyonun bir yüzü, bir de öbür yüzü var. Mesela yine bu korkutan tarafı, müjdeleyen taraflar da var bunun. Mesela tereyağından kıl çeker gibi. Mesela öyleleri oluyor ki, ama bu dünyada kazanılıyor. Niye bunlar anlatılıyor? Niye naklediliyor bunlar? Yani Allah-u Teala kullarına açık kopya veriyor. Ey kullarım, eğer böyle olursanız böyle olur. Ben böyle yarattım, böyle takdir ettim. Bu başınıza gelecek. Ama böyle yaşarsanız sizin de ruhunuzu böyle alırım. Yani tereyağından kıl çeker gibi. Hem tereyağından kıl çektiğiniz zaman bir taraf tahrip etmez ki. Tahrip etmeden çıkıverir hemen. Tereyağından kıl çeker gibi ruhu bedeni terk eder gider. Izdırap duymaz, acı duymaz. Hatta yine kitaplarda anlatılıyor. Deniyor ki dünyadayken, hayattayken beş vakit namazın arkasında Ya Rabbi şehit olarak ölmeyi nasip et diye dua etmek lazım. Çünkü şehitler ölüm acısı duymaz buyuruluyor. Ama efendim cepheye gidemiyoruz. Cepheye gitmemiş olsak bile eğer böyle dua edersek, bu duamızı da samimiysek, yaptığımız yerde ölmüş olsak bile Cenab-ı Hak bize şehitlik nasip eder. Şehit olarak ölen bir kimsenin ruhu tereyağından kıl çeker gibi alındığı gibi ayrıca Cenab-ı Hak kul haklarına da kefilim buyuruyor. Öyle bir ölümü istemez misin? Çünkü o son artık dünyadaki yaşadığın meşakkat, ızdırap, çile ne varsa hepsi bitecek. Ama ölümle beraber bunların bitebilmesi için dünyada o tedbiri almak lazım. Aksi halde bizi beklemekte olan daha dehşetli günler geliyor. Daha dehşetli zamanlar geliyor. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri biraz önce naklettik. Mesela eğer ölünün ağzından tükrüğü akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüşse bilmiş ol ki buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri bu kimse şakidir. Yani imansız gidiyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Ama yine buyuruyor ki bu zat, eğer görürsen ki ağzı açık, sanki gülüyor, yüzü gülümsüyor, gözü dahi kırpık gibidir. Bilmiş ol ki o kimse ahirette kavuşacağı sürur ile müjdelenmiştir. Cenab-ı Hak böyle olmayı nasip eder inşallah Teala. Hemen çok şahit oldum. Ya bu ruhunu teslim mi etti yoksa gülüyor mu? Yani cesedini yıkarken böyle gülüp duruyor. Mütebessim bir vaziyette. Gülüp duruyor. Mütebessim bir vaziyette. Hatta tabi salihlerde olur o buyuruyor. Hoş güzel bir koku yayılır. Güzel bir gayha yayılır. İmanlı gitmişse.
Bunlar hepsi anlatılmış. Bunların hepsi anlatılmış. Öyleyse buna kavuşmak için tedbir almak lazım. Dünyada biz yaşarken işte karnımız acıkıyor. Bunun için lazım olan şeyler var. Bunun için çalışıyoruz. Üstümüze giyeceğimiz elbise lazım. Bunun için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Halbuki burası ebedi saadetimizdir. Buraya daha fazla çalışmamız gerekir. Efendim o zaman bırakalım işi gücü de bunun için. Hayır. Müslüman orta yolda olandır. Hadis-i şerifte bildirilmiş zaten nasıl yapacağımız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine ve hemen ölecekmiş gibi ahiret işlerine. Yani İslam âlimler açıklamışlar o hadis-i şerifi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine. Yani biz şu anda diyelim ki bu mikrofonu tamir ediyoruz. Yani kendimi öyle vermem lazım ki bu mikrofonu tamir ettiğim zaman veyahut da bu mikrofonu imal ettiğim zaman mümkün olduğu kadar hata olmasın. Kendimi olduğu gibi vermem lazım. Yani ben bu mikrofonu tamir ederken, ben bu mikrofonu yaparken, yarın nereye gidecektim ha, burasını da sıktım, bu vidamı da sıktım ha, yarın ha bir gün ne yapacaktım, olmadı şimdi. Olmadı. Kendimi buna vermem lazım. Namaz kılarken de, ya mikrofonun şurasına vidayı sıktım mı demeyeceğim. Yani son namazım. Yani o anda ecel gelebilir, öyle düşünmem gerekir. Din büyükleri öyle anlatıyorlar. Bu diyeceksiniz ki efendim hatıra gelebilir dinleyicilerimize. Bu kolay mı? Kolay değil tabii. Kolay değil tabii. Bir çocuğun üniversiteyi bitirmesi kolay mı? İlkokuldan başlıyor, ortaokulu, lisesi. Senelerini veriyor, yıllarını veriyor. Ondan sonra üniversite diploması alıyor. Ondan sonra akademik kariyer yapacaksa belli zamanlarını veriyor. Durup dururken olmuyor ki hiçbir şey. Hepsinin bir zorluğu var. Bu noktaya kavuşabilmek için, buraya ulaşabilmek için de bu şekilde çalışmak gerekir. Peki ruh bedenden alındı. Yani salihse, imanlıysa melekler bu ruhu cennet ipeklerinden bir ipeğe sararlarmış. Cennetten bir ipek getiriyor, o ipeğe sararlar. O sait olan, yani iyi olan, salih olan kimsenin ruhu bal arası kadar insan şeklindedir buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. Aklından ve ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Yani dünyadayken ne biliyorsa, ne şey yapıyorsa hepsi aynen muhafaza olarak gidiyor. Biz zannediyoruz ki insan bu beden. Hayır, ruhun ikamet ettiği evdir burası. Asıl olan bu beden değil, ruhtur. Aklı, ondan sonra bilgileri hepsi beraber gidiyor. Hiçbir şey kaybolmadan. Dünyada ne yapmışız hepsini bilir. O melekler bu ruhla beraber göğe doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazı ölü bilirmiş. Bazı ölü ise bilmezmiş. Böylece önceki geçmiş peygamberlerin ümmetlerini ve yeni ölmüş olanları bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek geçerler. Ve birinci kat sema olan dünya semasına varırlar. Bu meleklerin başında olan Cebrail Aleyhisselam dünya semasına çıkar ve sorulurmuş. O birinci kat semadaki melekler sorarmış, görevli melekler. Kimsin diye. Cebrail Aleyhisselam ben Cebrail'im, yanımdaki de filandır diyerek o kimsenin güzel ve sevdiği isimleri haber verilmiş. Dünya semasının bekçileri olan melekler, bu ne iyi bir kimsedir ki itikadı, inancı güzel idi ve hiç şüphesi yoktur derler. Bundan sonra ikinci kat semaya çıkartılırmış ruhu ölen kimsenin. Yine orada da sorulurmuş kimsiniz diye. Cebrail Aleyhisselam kendisini tanıtır ve o kimseyi tanıtır. Tanıtınca güzel vasıflarını söyler. Hoş safa geldi, dünyadayken namazlarını bütün farzlarına riayet ederek eda ederdi diye metüsena ederlermiş. Sonra üçüncü kat semaya yükselirmiş. Yine aynı şekilde kimsin diye sorarlarmış. Üçüncü kat semadaki gökteki melekler. Cebrail Aleyhisselam yine kendisini tanıtır ve okulu yine metüsena eder. Bunun üzerine oradaki melekler malının hakkını muhafaza edip zekatını, tarladan aldığı mahsulün uşrunu emrolunan kimselere seve seve verip hiç esirgemeyen bu zat hoş ve sefa geldi denilmiş. Oradan da geçerlermiş. Dördüncü kat semaya varlarmış. Tekrar orada da kimsin denince yine önceki gibi cevap verirler. Daha sonra işte o dördüncü kat semadaki melekler dünyada Ramazan orucunu tutup da orucu bozan şeylerden ve haram yemekten kendini muhafaza eden kimse hoş ve sefa gelir derlermiş. Sonra beşinci kat semaya. Orada da aynı suallerle karşılaşılıyor ve farz olduğu zaman haccını riyasız ve Allah-u Teala için eda eden kimse hoş ve sefa geldi diye karşılarlarmış. Sonra altıncı kat semaya varlarmış. Evvelki gibi yine sualden sonra seher vakitlerinde çok istiğfar eden, gizli çok sadaka veren ve yetimlere yardım eden zat hoş safa geldi denilmiş. Bakın bütün o vasıflarını sayarak dünyada yaptığı şeylerle karşılıyorlar. Oradan da geçerek surat-ı kat-ı celal denilen celal perdelerinin bulunduğu bir makama varırlar. Kimsin diye sorulunca öncekiler gibi cevap verince yine hoş ve safa geldi,
çok istiğfar edip çoluk çocuğuna ve sözü geçenlere emir-i maruf yapan, Allah-u Teala'nın dinini onun kullarına öğreten, miskinlere, fakirlere ve darda kalanlara yardım eden salih kulağa ve güzel ruha merhabalar, merhabalar olsun derlermiş. Ama ne hoş bir karşılama. Sonra meleklerden bir cemaate uğrarlar ki hepsi onu cennetle müjdeleyip onunla müsafaha ederlermiş. Sonra Sidretil Münteha'ya kadar giderlermiş. Yine kimdir diye sorulduğu zaman arz edilince hoş sefa geldi. Her iyiliğini Allah-u Teala'nın rızası için yapan zata merhabalar. Hoş geldin derlermiş. Bundan sonra işte ateş tabakasından geçirirlermiş. Sonra nur, sonra zulmet, sonra su ve kar tabakalarından geçirirlermiş. Sonra soğuk denizine uğrar ve geçerlermiş. Her tabakanın birbirine uzaklığı 1000 senelik yoldur buyuruluyor. Her tabakanın. Sonra Arş-ı Rahman üzerine örtülmüş olan perdeler açılır ki 80.000 perdedir. Her perdede 80.000 şerefe vardır. Her şerefede 1000 kamer yani ay vardır. Ki Allah-u Teala'yı tehlil ve tesbih ederler. Onlardan bir kamer, bir ay dünyada görünse nuru alemi yakar ve herkes Allah-u Teala'dan başka olarak ona ibadet ederdi. İşte bu zamanda buyuruluyor, perde arkasından bir münadi nida eder ki bu getirdiğiniz ruh kimdir? Cebrail Aleyhisselam filan oğlu filandır der. Allah-u Teala bunu yaklaştırın ve sen ne güzel kulumsun buyururmuş. Ama ne hoş ya. Her şeyin sahibi bu kulumu bana yaklaştırın ve sen ne güzel kulumsun buyururmuş. Allah-u Teala'nın huzur-u maneviyi ilahiyesinde durduğu vakit bazı Cenab-ı Hak bunu azarlar gibi hitapta bulunurmuş. Ve Hak Teala onu utandırırmış. Hatta Cenab-ı Hakk'ın bu şekildeki böyle azarlaması karşısında o kul zannedermiş ki hakikaten helak oldum. Sonra Cenab-ı Hak onu affedermiş. Bu Kadı Yahya bin Eksem Hazretleri var. Bu zat vefatından sonra rüyada görülmüş. Şafii alimlerindendir buyuruluyor bu Kadı Yahya bin Eksem Hazretleri. İmam Gazali Hazretleri naklediyor bunları. Rüyada görülmüş bu zat vefatından sonra Allah-u Teala sana ne muamele eyledi diye sorulunca Yahya bin Eksem Hazretleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala beni manevi huzuruna durdurdu. Ey Şeyh-i Su yani fena ihtiyar, sen şunu ve bunu işlemedin mi buyurur. Allah-u Teala yaptıkların bildiğini anladığım zaman beni kork kapladı ve ya Rabbi böyle sual soracağını bana dünyada bildirmediler dedim. Allah-u Teala peki sana nasıl bildirdiler deyince bana Muammer İmam-ı Zühri'den, o da Urve'den, o da Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anhadan, o da Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem, o da Hazreti Cibril'den, o da Zat-ı Teala'dan haber verdiler. Rauf ve Rahim olan Allah-u Teala ben Azimüşşan İslam'da ağıran saç ve sakala azap etmekten haya ederim buyurdu dedim. O zaman Allah-u Teala buyurdu ki sen ve Muammer ve İmam-ı Zühri ve Urve ve Ayşe ve Muhammed Aleyhisselam ve Cibril sadıksınız. Ben de seni mağfiret ettim. Şimdi bu zatların böyle hayatları böyle olunca insan dehşete kapılıyor. Hani zaman zaman kitaplarda yazıyor, biz de naklediyoruz. Allah-u Teala kullarının yaptığı ibadetlerin hiçbirisine ihtiyacı yoktur. Hiçbirimizin ibadetine ihtiyacı yok. Hiçbirimizin ama. Yani yeryüzünde şu anda 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Bunların hepsi iman etse, hepsi salih kul olmuş olsa Allah-u Teala'nın şanına en ufak bir şey ekleyemez. Bu yaşayan 6 milyar insanın hepsi inkar etse, hepsi dinsiz olsa, Allah-u Teala tavır almış olsa Allah-u Teala'nın şanından da en ufak parça kopartamaz. İnsanların yapmış olduğu ibadetlerin de Allah-u Teala'ya bir faydası yoktur. Ama faydası insanların kendinedir. Yine Abdülaziz İbn-i Nübata Hazretleri bu zatla vefatından sonra rüyada görülmüş. Ona da sormuşlar Allah-u Teala sana nasıl muamele etti diye bu zat rüyada cevap veriyor. Diyor ki Allah-u Teala bana buyurdu ki sen şu kimse değil misin ki sözünü kısaltır ve sana bu ne güzel fesahatli söz söyler denilsin diye konuşurdu. Ben de ya Rabbi yüce zatın noksan sıfatlardan tenzih ve takdis ederim ki ben hakir kulun dünyada zat-ı rububiyetini vasf ve meti sena ederdim. Yani seni överdim. Allah Teala buyurmuş ki öyleyse dünyada dediğin gibi tekrar vasfet bakalım. Ben dahi işte önce yoktan yaratan onların yine ruhlarını kabzederek öldürür. Onlara nutuk konuşma hassası veren yine nutuklarını yok eder. Yok ettiği gibi sonra yine yoktan icat eder. İnsan öldükten sonra uzuvlarını birbirinden ayırdığı gibi onları yine kıyamet günü cem eder dedim.
Özür dilerim. Ve bu zat buyuruyor ki ben böyle söyleyince Cenab-ı Hak bana doğru söyledin. Git ben de seni mağfiret ettim buyurdu. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri bir hadise daha naklediyor. Mansur bin Ammar Hazretleri var. Bu zat da vefatından sonra rüyada görülmüş. Buna da sormuşlar. Allah-u Teala sana nasıl muamele etti diye. Bu da rüyada diyor ki Cenab-ı Hak beni huzur-u manevisine durdurdu. Bana dedi ki bana ne ile geldin ey Mansur dedi. Ben de ya Rabbi 36 hac yaptım onunla geldim. 36 defa hac yapmış. Allah-u Teala buyurmuş ki onlardan hiçbirini kabul etmedi. Ne ile geldin? Bunun üzerine ya Rabbi senin rızan için okuduğum 360 hatmi şerif ile geldim. 360 hatmi şerif ile geldim. Allah Teala buyurmuş ki onlardan hiçbirisini kabul etmedim. Ne ile geldin ey Mansur? Ben de ya Rabbi rahmetin ile geldim. Bunun üzerine Allah Teala işte şimdi bana geldin. Git ben de seni mağfiret ettim buyurdu. Şimdi tabii dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Eyvah biz yandık, mahperişan olduk denebilir. Efendim şimdi bunlar bizim yani bizim aklımızı başımıza almamız için kitaplarda anlatılan ibretli hadiselerdir. Kısa bir ara. Bir aramız var ve sonrasında birlikteyiz. Gönül Pınarı devam ediyor. Gönül Pınarı programımız TGRT FM'de tüm hızıyla devam ediyor. Evet, elbette öğrenilmesi gereken çok şey var. Hem hayatımızla ilgili, hem hayatımızın son anlarıyla, hem de ondan sonrasıyla ilgili. Dolayısıyla bunları da bize bildiren sahih kaynaklar, doğru kaynaklar, muteber kaynaklar çok önemli. Üstelik de özellikle de büyük insanların hayatlarından bize akan, bizim dünyamıza süzülen nurları hissedebilmek, onlarla birlikte olmak da gerçekten tam birer ilaç gibi geliyor insana. Umarım siz de aynı şeyleri hissediyorsunuzdur. Efendim, evet, ölüm anının dehşetinden bahsetmiştik. Bir de ondan sonrasında bir dinleyicimiz bir şekilde merak etmiş. Ve demiş ki, gerçi bu programımızda biz sorulara cevap vermiyoruz. Belli bir konu tespit edip o konu üzerinde sohbet ediyoruz ama konuyla bağlantılı olduğu için ben sorma gereği duydum sizi. Ölümden sonrasında. İnşallah Atala. Konu nakışı içerisinde zaten gelecek. Evet. Kabirde neyle karşılaşacağız? Evet. Kabire konma hadisesi de anlatılıyor zaten. İnşallah Atala yetiştiririz efendim onları. Evet, inşallah efendim. İnşallah Atala. Efendim şimdi biraz önce nakledilen İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki bu şekilde böyle bütün gök kapılarını geçerek Allah-u Teala'nın huzuru manevisine kadar ulaşan salih kimselerin Allah-u Teala'ya sevdiklerinin ruhudur. Herkes o noktaya çıkamaz buyuruyor. Herkes o noktaya çıkamaz. Peki hocam, hani şehiden vefat etmekten bahsetmiştiniz daha önce. Şehit olarak hem her vakitte de her vakit namazda da dua etmemiz de gerekiyordu. Onlar da ölürken bu ölüm acısını hissediyorlar mı? Hayır. Şehit ölüm acısı duymaz ölüye. Yani bir kurtuluşumuz bu olabilir. Şehit ölüm acısı duymaz. Hatta kitaplarda anlatılıyor. Vaktiyle İmam Gazali Hazretleri bilhassa buna benzer çok şeyler anlatıyorlar. Hı hı. Tabii bunların anlatılmasının sebep ve hikmetleri de bizlere nasihattır, ikazdır. Bizlere nasihattır ve ikazdır. Hı hı. İşte bir mümin vaktiyle hep böyle dua edermiş. Ya Rabbi ne olur bana öldüğümü bildirme. Ne olur öldüğümü bildirme. Ölüm acısı gelmeyecek, öldüğünü de bilmeyecek. Yani hep dua edermiş ömür boyu. Cenab-ı Hak da duasını kabul etmiş. Salih bir kulmuş. Hakikaten bu vefat ediyor. Salih bir kimseymiş ki ruhunu alıp götürüyorlar.
ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshabıyla beraber oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Bu da oturmuş. Aa demiş Resulullah Efendimiz sohbet ediyor. Hiç ama hatırına gelmiyor. Öyle dua ettiydi ya. Evet, ne güzel. Gayet tabii bir şekilde gidiyor. Resulullah Efendimiz sohbetine oturuyor. Sohbetten kendinden geçiyor. Neden sonra hatırına geliyor. Aa demiş çoluk çocuk var demiş ya. Ben sohbete takıldım kaldım. Böyle kalkmak istiyor Resulullah Efendimiz. Nereye buyuruyor? Diyor ki ya Resulullah çoluk çocuk var. Hı hı. Onların diyor iyi aşeleri var. Hı hı. Ben kalkayım. Tebessüm ediyorlar. Buyurlar ki senin artık onların nafakasını temin başkasına geçti. Senin işin bitti. E nasıl olur ya Resulullah diye. Çoluk çocuk evde. Buyurlar ki sen ahirete geldin artık. Allah Allah. Ahirete geldin. Sen vefat ettin. Yani bu bir türlü şey yapamıyor. Ondan sonra yanında birisine diyor ki alın götürün bunu. Gitsin görsün. Cesedini görsün. Ruhunu getiriyor bakıyor ki dünyada kullandığı o evi yani cesedi yerde yatıyor. Çoluğu çocuğu ağlıyor onun başında. O zaman anlıyor öldüğünü. Ya böyleler de var. O zaman anlıyor öldüğünü. Yani ruh mu hocam? Yani biz mesela hisseden, acı çeken tabii, ruh mudur? Ruhtur tabii. Yani biz şu an ne hissediyorsak o zaman da öyle mi hissedeceğiz? Evet aynen öyle hissedeceğiz. Yani sadece elimiz kolumuz böyle olmayacak öyle mi? Yani... Ruh bu bedende olmasa bunlar da hareket edemez. Bunu hareket ettirtiren de bu bedeni hareket ettirtiren de ruhtur. Ruh olmasa görmesi, işitmesi diğer uzuvların da aynı şekilde hareket etme kabiliyeti olmaz. Öyle olmamış olsaydı, öyle olmamış olsaydı, öyle bir çare söz konusu olmuş olsaydı, bir sürü bugün çalışmalar yapıyorlar, şunları yapıyorlar, bunları yapıyorlar falan, netice itibariyle bedene bir hareket kabiliyeti vermiş olabilirlerdi. İmam-ı Gazali Hazretleri bu salih olanların bu şekilde böyle vefatını anlattıktan sonra, yani facirlerin, kötülerin de ruhlarının alınışı hakkında bahsediyorlar. İşte onların ruhu sert bir şekilde alınır buyuruluyor. Ve hatta bir ifade kullanmış, yüzü Ebu Cehil karpuzu gibi olur. Melekler ona hitaben, ey habis olan ruh, habis olan cesetten çık derlermiş. O da çok özür dilerim, merkep gibi bağırırmış. Ruhu çıkınca Azrail Aleyhisselam onu yüzü gayet çirkin ve siyah elbiseli ve fena kokulu zebanilere yani azap meleklerine teslim eder ki ellerinden yünden yapılmış eski kilim parçası gibi bir bez vardır. O ruhu buna sararlar. Bu zamanda çekirge kadar insan şekline çevrilir. Çekirge kadar? Aha. Küçücük. Mümininki bal arısı. Salihlerinki. Bu çekirge daha büyük. Hmm. Kafirinki daha büyük. Bunun sebebi kafirin cesedi ahirette müminin cisminden büyük olur. Çünkü hadis-i şerifte cehennemde kafirin bir azı dişi Uhud dağı kadardır buyuruldu. Cebrail aleyhisselam bu kötü ruhu yükseltir ve dünya semasına ulaştırır. Sen kimsin denir işte ben Cebrail'im yanımdaki de falan kimsedir filan oğlu filandır deyince onun kötü çirkin vasıflarını sayınca birinci kat semadaki melekler derlermiş ki deve iğne deliğinden geçmedikçe bu gibi kimseler cennete giremezler. Deve iğne deliğinden geçer mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Cebrail aleyhisselam bu sözü işitince onu elinden bırakıverirmiş. Rüzgar onu uzaklara sürükler. İşte bu hal Hac suresinde şöyle bildiriliyormuş. Allah-u Teala'ya ortak kaçan kimse şuna benzer ki gökten düşüp kendini ya kuşlar kapışır yahut rüzgar onu uzak bir yere atar da orada helak olur. 31. ayet kerimesinde geçiyor bu hal. O kimse yere düşünce bir zebani yani bir melek onu alıp siccine götürür. Siccin yer altında veya cehennemin dibinde büyük bir taştır ki kafir ve fasıkların ruhu oraya götürülür. Hapsedilir yani. Müminlerden de işte kullukta kusur edenler çeşit çeşittir. Bazılarının işte kılmış olduğu namazı geri çevrilir. Zira bir kimse namazını işte horozun yem yediği gibi çabuk çabuk kılmıştır. Namazında hırsızlık etmiştir. Onun namazı eski bir bez parçası gibi toplanıp yüzüne vurulur. Sonra yükselir ve sen beni zayi ettiğin gibi Allah-u Teala da seni zayi etsin dermiş o namaz. Bazılarını zekatı geri çevirir. Zekatı geri çevirir. Zira o kimse zekatını filan kimse tasadduk ediyor. Zekatını veriyor desinler diye veriyormuşmuş. Bazılarını da orucu geri çevirir. Çünkü o kimse yemekten oruç tutmuş fakat mala yani sözlerden yani yemekten içmekten kesmiş kendisini ama mala yani sözlerden, gıybetten, günah işlemekten kaçınmamış. İşte bu oruç fuhuş ve hüsrandır. Bu şekilde oruç tutarken Ramazan ayı çıkar. Zahirde oruç tutmuş. Hakikatte ise oruç tutmamış olur buyuruluyor. Bazı kimseler de haccı geri çevirir. Bazı insanın da anaya babaya asi olmak gibi bir günahı geri çevirir. Bu halleri esrar aleminden, sır aleminden haberi olanlar ve Allah-u Teala'nın rızası için ilim öğrenen alimler bilir buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh.
Tabii ruh alıp da belli bir makama ulaştırıp geri getiriyorlarmış. Yıkanırken ruhu cesedin başında duruyor. Ve cesedi görüyor. Hele salihlerinki cesedin yıkandığını görüyor. Ve baş ucundan da beden yıkıncaya kadar, yıkanıncaya kadar da dururmuş. Eğer o cesedi, o mevtayı yıkayan kimseler içerisinde kalp gözü, gönül gözü açık olanlar varsa, Allah-u Teala'da murad etmişse, onu kendi dünyadaki suretinde görürmüş. Hatta böyle Allah-u Teala salih kullarından birisi, oğlu vefat etmiş, onu yıkarken bakıyor ki oğlunu birden şeyde görmüş, baş ucunda görmüş, cesedin baş ucunda. Korkmuş önce. Sonra baş ucuna geçince ayak ucunda görmüş. Ta ki ceset yıkanıp kefene sarılınca ruh kefenin içine giriyor. Tabii mevtanın bu halini görebilenler, İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, melekler alemini seyreden evliya-i kiramdır bunları bu şekilde görenler. Ölü kefene sarıldığı zaman imanla gitmiş ise, tabi müjdeleri almıştır, kefenin tabuta konduğu zaman böyle kimse dermiş ki, beni Rabbimin rahmetine acele götürünüz. Eğer bana ihsan olunan nimetleri bilseydiniz beni götürmekte acele ederdiniz dermiş. Ama duymuyor öbürler, dünyadakiler duymuyor. Ama o konuşuyor. Çünkü kendisine müjdelenen nimetleri gördü, gözü açıldı, cennet nimetleriyle tebşir oldu, müjdelenmişti. Beni acele götürün diyor, Rabbime çabuk götürün. Peki ya imansız gittiyse o ne dermiş? İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, eğer şekavet ile korkutulmuş ise dermiş ki, aman bana azab-ı ilahiden bir müddet daha verin. Aman diyor, yavaş götürün, nereye götürüyorsunuz diyor. Biraz daha burada oyalanırız, biraz daha burada kalayım. Çünkü diyor, beni götürdüğünüz yer Allah-u Teala'nın azabına müptela oldum ben diyor. Ağır götürünüz, eğer bilseydiniz elbette beni omuzunuzda taşımazdınız. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin hocam, amin hocam. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cenaze görünce hemen ayağa kalkarlar. 40 adım kadar beraber giderlermiş. Hatta bir hadis-i şerifte de geçiyor. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle önden bir cenaze geçiyor. Tazim için Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor. Sahabe-i kiram, ya Resulallah, bu cenaze Yahudi cenazesidir deyince, nefis değil mi yani insan değil midir cevabını vermişlerdir. Nefis değil mi, insan değil mi? Tabi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam böyle yapmasının sebebi buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri, mübarek zatına melekler alemi keşfolmuş, gösterilmiştir. Bunun için cenaze gördüğü vakit neşeli olurlarmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü melekler alemi açılıyor ve onları görüyor Peygamber Efendimiz. Müşahede ediyor onları. Tabi cenaze geçerken böyle kalkıp beklemek mi lazım? Hayır. Mesela Hanefi fıkıh kitaplarından Halebi'de geçiyor. Önünde cenaze geçen kimse cenaze için ayağa kalkıp dikili durmamalıdır. Cenazeyi taşımak ve arkasına yürümek için kalkmalıdır. O bize batıdan geçmiştir. Cenaze geçerken ayağa kalkıyor, dikiliyor. O şekilde öyle durma şekli dinimizde yok. Onu taşımak gerekiyor. Hem meyite faydalıdır. Hele vefat eden kimse salih bir kimse ise, Allah'ın sevdiklerinden birisi ise, muhakkak onu taşımakla şereflenmek lazım. Çünkü ahirette Allah-u Teala o zata şefaat izni verince, onun çeşitli vesilelerle hizmetinde bulunanlara da Cenab-ı Hak şefaat izni verdiği için şefaat etme durumu söz konusudur. Tabii ölü kabre konduğu zaman, toprak örtülünce kabir meyite ne dermiş? Kabir dermiş ki, benim üzerimdeyken ferahtın, şimdi altında mahzun olursun. Benim üzerimde yemekler yerdin, şimdi de seni benim altında kurtlar yer. Ya Allah-u Teala muhafaza buyursun. Kabir dolu toprakla üzeri örtülünceye kadar hep diyor böyle acı sözler söylermiş. İbn-i Mesud Hazretleri anlatıyor radıyallahu teala. Bir gün kendisine sordum buyuruyor Resulullah Efendimiz'e, ya Resulallah, ölü kabre konduğu vakit ilk karşılaştığı şey nedir diye sordum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya İbni Mesud, bunu bana senden başka kimse sormadı. Ölü kabre konulduğu vakit önce bir melek seslenir. O meleğin ismi Ruman'dır. Kabirlerin arasına girer. Der ki, ya Abdallah, ey Allah'ın kulu demektir. Amelini yaz. O kimse der ki, benim burada ne kağıdım, ne kalemim var, ne yazayım?
O melek der ki, bu sözün kabul edilmez. Senin kefenin kağıdındır, tükrüğün mürekkebindir, parmakların kalemindir. Melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul dünyada her ne kadar yazı yazmak bilmese de orada sevabını ve günahını adeta o bir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra melek o yazdığı kefen parçasını dürer, o ölünün boynuna asar. Bundan sonra Resulullah Efendimiz her insanın yaptığı işleri gösteren sahifelerini biz boynunda kıldık mealindeki İsra suresinin 13. ayet-i kerimesini okudular buyuruyor İbn Mesud radıyallahu teala anh hazretleri. Bu hal hepimizin başına gelecek Fatma Hanım. Sanki 60 senelik, 70 senelik, 80 senelik, 90 senelik ömrü ve o ömür içerisinde yaptıklarını sanki bir günde yapmış gibi Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Hepsini takır 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 yazdırtıyor. Evet diyor, ben bunları yaptım. Yaptım. Hepsini. Galiba aramız var herhalde. Hay hay. Gönül Pınarı'nda birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Cuma gecesinde, biliyorsunuz her cuma gecesi TGRT FM'in Gönül Pınarı gecesi. Dolayısıyla pek çok dinleyicimiz var şu anda. Biliyorum, onu hissediyorum, ona inanıyorum. 7'den 77'ye tüm dinleyicilerimize gönülden selam ve sevgiler sunuyoruz. Programımızın bitmesine az bir zaman kaldı. Programımızın bütününü eğer ele alacak olursak az bir zaman kaldı. Ancak konu itibariyle önemli, aynı zamanda da düşünecek olursak dehşet veren bir hal kesinlikle. Efendim şimdi böyle bir haldeyken herhalde bir insanın en büyük ihtiyacı dua olsa gerek. Elbette. İlle de hani bazen 7'sini yaparlar, işte 40'ını yaparlar. İlle de o zamana kadar dua etmek için beklemek gerekir mi? Çünkü öyle bir zor bir hal ki herhalde hemen gelse daha mı iyi olur? Bilmiyorum nasıl. Efendim şimdi mesela yayılmış 40. günü, 40. gecesi. Evet. Bu bize Hristiyanlardan geçmeymiş. Anadolu'da Hristiyanlardan geçme. Onlarda var mı efendim? 40. gününde Ermeni kökenli, yani Ortodoks olan Hristiyanlar ölülerinin 40. gününde bu şekilde kendilerine göre bazı şeyler yapmış. Onlardan geçme. Bize, Müslümanlara. 52. gece, onun kaynağını bulamadım. O nereden geçti bilemiyorum. Çünkü onunla hiç alakası yok. Anadolu'da yaygındır o. Et ve kemikten ayrıldığı gece falan. Hiç alakası yokmuş. Hiç alakası yok. 52. gece, 40. gece. Erdiğimizde hiç alakası yok. 7. gece o da yok. Ama ilk bir hafta devamlı okumalıdır buyuruyor. O müstahaptır ilk bir haftasında. Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki ölen bir kimse denize düşmüş, yüzme bilmiyor. İmdat, beni kurtarın diye bağırıyor. Biz de diyoruz ki yok, 40. gece gelsin. Sen de o zamana kadar sağ kalırsan biz sana yardım edelim. Ne kadar mantıksız değil mi? Veyahut da 52. gece gelsin. Sen bu olmazsan biz sana bir yardım göndeririz. Kaldı ki oradaki azap yani. Halbuki Peygamberimiz de buyuruyorlar. Bambaşka. Ölen bir kimse denize düşmüş, yüzme bilmeyen, imdat diye bağıran kimsenin haline benzer. Devamında da İşte anasından, babasından, akrabasından, arkadaşından, yakınlarından bir dua beklemektedir. Acilen ölmüş olanınızın imdadına yetişiniz. Ne ile? Dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını göndererek, kelimeyi tevhid okuyarak 70 bin adet kelimeyi tevhid okumak suretiyle hemen hatmi tehlil olur. Müslümanlar acilen lazım çünkü. 70 bin adet kelimeyi tevhidi tek başına ne zaman bitirsin? 15, 20 kişi, 30, 40 kişi. Biner, ikine, ikişer biner okumak suretiyle hemen acilen okuyup bitirip hemen hediye etmeli. Sonra sadaka vermeli. Sevabını hemen göndermeli. Çünkü acilen adamcağız diyor ki boğuluyorum. Sadaka verip sevabını göndermek. Tabii sadaka veriyoruz, sevabını gönderiyoruz. Okuyoruz, sevabını gönderiyoruz. Yani sevap gönderebilecek ne kadar ne varsa onlar yapıp bir an önce yetimi sevindirdin. Ondan hasıl olan bir sevap var. Hemen ona gönderiyorsun. Fakiri
İhtiyacını giderdin. Ondan hasılan bir sevap var. Hemen gönderiyorsun. Acile ihtiyacı var çünkü. Ona imdadına yetişmek gerekir buyuruyor. İmdadına yetişmek gerekir. Bu noktaya kadar şimdi İmam Gazali Hazretleri ruhun çıkışını bu şekilde naklettikten sonra kabre kondu. Peki ne olur ondan sonra? İşte İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki kabre konunca, toprak örtülünce. Fakat o hepsinde duyuyor buyuruyor. Kabre konduğu zaman kürek sesleri dahil olmak üzere kabrin başında konuşulanları ve ondan sonra telkin de sünnettir bu. Yani bir yerde kopya veriyor. İşte o telkinde deniyor ki ismine hitaben, ey falan oğlu falan, sen şu anda öldün, bu dünyadan çıktın, ahirete gittin. İşte cennet haktır, cehennem haktır, ahiret haktır, sırat haktır, meyit de haktır, yani ölüm de haktır. Yani şu anda sen ölmüş ve kabre konmuş vaziyettesin. Biraz sonra sana iki melek gelecek. O telkinde bu söyleniyor. Ama efendim o kimse Arapça bilmiyordu ki. Bilmesin. O anda anlıyor bunu. Ve öyle de cevap verecek. Melekler de bu şekilde soracak ve öyle cevap verecek. Bir kopya veriliyor. Eğer o kimse dünyadayken Allah-u Teala'nın dinine uygun yaşamışsa bu kopyayı alacak. Çünkü İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki kabre konduktan sonra gayet korkunç iki melek gelir. İnsan şeklinde görünürler. Yüzleri gayet siyah olup dişleriyle yeri yararlar. Başlarının tüyleri yeryüzüne sarkmış görünür. Sözleri gök gürler gibi, gözleri şimşek çakar gibidir. Nefesleri de şiddetli bir esen rüzgar gibidir. Her birinin demir kamçaları vardır ki insanlar ve cinler bir araya gelseler yerden kaldıramazlar. Dağlardan daha büyük ve ağırdır. Bir kere bir kimseye vurursa maazallah parça parça eder. Ruh bunları görünce hemen kaçar. Ölünün burnundan göğsüne girer. Cesede tekrar girer. Göğsünden yukarısı dirilir. Kabirde oluyor bu hadise. Öleceği zamandaki hal gibi olur. Hareket etmeye kadir olamaz. Fakat ne söylenirse onu işitir ve görür. Bunlar ona şiddet ile sual ederler. Cefa ederek onu üzerler. Toprak ona su gibi olmuştur. Ne vakit kımıldarsa yer açılıp bir boşluk olur. Bu iki melek o kimseye der ki Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Diye sual ederler. Allah-u Teala kimi muvaffak eder ve kimin kalbine hak sözü yerleştirirse dermiş ki sizi vekil ederek bana kim gönderdiyse Rabbim odur. Benim Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, dinim dini İslam'dır. Buna ancak buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri, ilmi ile amil olan hayırlı alimler böyle cevap verir. Ya. Onun için dünyadayken hazırlanmak lazım. Dünyadayken hazırlanmak lazım. Tabii böyle bir cevap verilince o zaman melekler derlermiş ki doğru söyledi. Delilini getirdi. Bizim elimizden kurtuldu derlermiş. Bundan sonra onun üzerine kabrini büyük bir kubbe gibi yaparlar. Onun için sağ tarafına iki kapı açarlar. Sonra da kabrini güzel kokulu fesleğenlerle döşerler. Cennet kokuları o meyitin üzerine gelir. Dünyada yaptığı güzel amelleri en sevdiği dostu suretinde gelip onu eğlendirir. Ve ona güzel haberler söyler. Kabri nur ile dolar. Kıyamet kopuncaya kadar kabrinde neşeli ve sevinçli olur. O kimseye kıyamet kopmasından daha sevgili bir şey olmaz. İlmi ve ameli az olan ve ilimden ve melekut esrarından haberi olmayan müminlerin derecesi bundan aşağıdır ki onun yanına rumandan sonra güzel surette ve güzel kokulu ve güzel elbiseli olarak ameli gelir. Dermiş ki beni bilir misin? Beni tanır mısın? Yetiyor ya kabirde kimse yok. Dostları, akrabası hepsi çekti gitti. Beni bilir misin? O meyit dermiş ki sen kimsin ki Allah-u Teala seni benim şu garip olduğum zamanda bana ihsan eyledi. O da dermiş ki ben senin salih işlerinim. Yani dünyadaki yaptığın iyi işlerinim ben. Korkma, mahzun olma. Biraz sonra münker ve nekir melekleri gelirler ve sana sual ederler. Onlardan korkma dermiş. Bundan sonra işte sual meleklerine söyleyeceği şeyleri öğretirmiş. Ve münker mekir melekleri gelir. Şimdi anlatacağımız şekilde onu sıkıştırırlarmış. Onu oturturlar ona. Ben Rabbüke. Yani Rabbin kimdir derler. O da evvelki söylediği gibi söylenmiş. Rabbim Allah'tır. Peygamber Muhammed Aleyhisselam, İmamım Kur'an-ı Kerim, kıblem Kabe-i Şerif, babam İbrahim Aleyhisselam'dır. Onun milleti benim milletimdir der. Onun dili hiç tutulmaz. Onlar da doğru söyledin derler. Önceki melekler gibi muamele ederler. Fakat onun için sol tarafından cehennemden bir kapı açarlarmış. Cehennemin yılan, akrep, zincir, sıcak suyu ve zakkum velhasıl ne varsa hepsini görür. O kimse onun üzerine pek çok feryat eder. Ona derlermiş ki korkma.
Buranın dehşeti sana bir zarar vermez. Burası senin cehennemdeki yerindir ki Allah-u Teala bunu senin cennette olan yerinle değiştirdi. Uyu, sen sayısın derlermiş. Sonra onun üzerine cehennem kapısı kapanır. Aylarca, senelerce geçen zamanı bilmez. Öylece kalırmış. Bazılarına da böyle Cenab-ı Hak o dünyadaki yapmış olduğu iyi amelden bir melek yaratır. O gelirmiş. Onun boyunda böyle bir inci olurmuş. Şimdi merak edermiş bu ne ki falan diye bakarken kopu verirmiş o da. Eyvah demiş ya, ayıp oldu. Başlamış incileri toplamaya. İncinin son tanesini aldığı an kıyamet koparmış. Kaç sene geçti? 1000, 2000 bilmiyoruz artık. Zaman kavramı yok yani. Evet. Zaman kavramı yok. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki birçok kimsenin ölürken dili tutulur buyuruyor. Eğer itikadı bozuk olursa, ehl-i sünnet alimlerin bildirdiklerine uygun olarak inanmadıysa, bidat ehline uyduysa Rabbim Allah diyemezmiş. Kabirde münker ve nekir. Melekler men Rabbike diye sorduğu zaman dili tutulurmuş. Rabbim Allah diyemezmiş itikadı bozuksa. Başka söz söylemeye başlarmış. Melekler bir kere vururlar, kabir ateşte dolar. Sonra söner, birkaç gün sönük olarak durur. Sonra yine kabirde onun üzerine ateş hasıl olur. Kıyamet kopuncaya kadar bu hal devam eder buyuruyor. Kıyamet kopuncaya kadar Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Birçok kimse de dinim İslam'dır diyemezmiş. Yani dini nedir diye münker ve nekir meleklere sorduğu zaman dinim İslam'dır diyemezmiş. Bunlar ya şüphe üzere vefat etmişler yahut vefat ederken kendilerine fitnelerden bir fitne arız olmuş. İblis geliyordu ya, şeytan avanesi geliyordu ya. Onların sözlerine kanmıştır. Ehl-i sünnet olmayan kimselerin sözlerine, yazılarına aldanmıştır. Buna bir kere vururlar, kabri yukarıda denildiği gibi ateşte dolar buyuruluyor. Bazı kimseler de el-Kur'an-ı İmami diyemezmiş. Yani kitabım Kur'an-ı Kerim, benim imamım Kur'an-ı Kerim diyemezmiş. Yani Kur'an-ı Kerim imamımdır diyemezmiş. Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Çok önemli burası. Kur'an-ı Kerim okurlar. Fakat ondan nasihat almazlardı. Ve Kur'an-ı Kerim'de olan emirlerle amel etmezler ve nehyettiği şeylerden kaçınmazlardı. Bunları da öncekiler gibi yaparlar buyuruluyor. Hakikaten çok korkmak lazım ya. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bazı kimsenin de ameli korkunç bir şekil alırmış. Yani iyi kimseye iyi suretle yaratıp gönderiliyor. Ama ameli korkunç bir şekil alır. Bunu çekerler. Kabrinde günahları kadar azap olunur. Yine nazil olmuş ki bazı insanların ameli hunut şekline çevrilir. Hunut ne demekmiş? Hunut domuz yavrusu demekmiş. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin. Bazı kimse de Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır diyemezmiş. Zira bu kimse dünyada sünnet-i seniye yani İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını unutmuştur. Zamana modaya uymuş. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim okutmamış. Allah'a denen emirlerini, yasaklarını öğretmemiştir. Bazı kimse de kıblem Kabe-i Şerif diyemezmiş. Niye? Zira namaz kılmak için kıbleye az yönelmiş. Yahut abdestinde fesat bulunurmuş. Yahut namazında başka şeylere iltifat eder, dünya işleriyle meşgul olurmuş. Yahut rükûsunda ve secdesinde noksanlık olup tadil-i erkana riayet etmezmiş. Ya bunların hepsi ayrı ayrı detaylı bir şekilde kitaplarda anlatılmış. Hepsi anlatılmış. Öyleyse emredilenleri doğru olarak öğrenmek ve bunları da emredildiği gibi doğru olarak yapmak için gayret sarf etmek lazım. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bize kimse yardım edemeyecek ki kabire girdiğimiz zaman. Kimse. Efendim falan beni çok seviyor. Geç o. Herkes kabire yalnız girecek. Tek başına girecek. Hesaba tek başına çekilecek. Kimse kimsenin yardımına koşamayacak. Ancak amel olarak ne varsa o. Babaannemler anlatırlar da böyle çocuktuk, bize öyle hikaye gibi anlatırlardı. İşte oğlum derdi, bir gün işte bir kadın vefat etmiş, işte yıkanmış kefenlenmiş derdi rahmetli, tabuta konmuş, götürürken saliha bir gelini varmış. Kayınvalidesinin böyle tabutu giderken gülmüş. Aa demişler ya, ne biçim sen, ne biçim insansın sen. Hani senden hiç beklemezdik. Hı hı. Saliha bir hanım. Hı hı. Niye güldün? Kadıncağız demiş, gelini demiş ki, gelin hanım. Demiş ki, öyle anlatırlardı. Demiş kayınvalidemin eli çok sıkıydı.
kolay kolay bir şey veremezdi. Bir gün hiç unutmuyorum, kapıya birisi gelmişti, ona bir soğan vermişti. Şimdi amel olarak arkasından sadece soğan gidiyor. O verdiği soğan gidiyor. Onu görünce güldüm demiş. Ya ne verirsen elinle o da gider seninle. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Ya var biraz da sen oyalan. Onun için dünyadayken Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim işte ben işi garantilerim. Kimin garantisi var ki? Ömründen sen Kabe-i Muazzama'ya dönme. Orada kıblen neresi dendiği zaman ben söylerim. Söylersin tabii. Nasıl söyleyeceksin ki? Onunla iş meşgul olmamışsın. Büyüklerden bir zatın bir terzi talebesi varmış da. Bir gün demiş o zata. Efendim demiş. Yani son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasulü deyince bir kimse imanlı gitmez mi? Gider evladım buyurmuş. Bir demiş bu o kadar zor mu? O zaman bu zat demiş ki. Evladım demiş senin mesleğin terzilik değil mi? Evet efendim demiş terzilik. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 30 senedir yapıyorum efendim demiş. Peki demiş terzilikte en böyle kullandığın, maharetle kullandığın, gözü kapalı yaptığın şey nedir? Efendim demiş ellerim meleke kesbetti artık gözü kapalı kumaş keserim. Peki demiş ruhun bedenden çekilirken o gözü kapalı maharetle kullandığın, 30 sene maharetle kullandığın o makası yine kullanabilir misin? Kumaş kesebilir misin? Düşünüyor talebe. Efendim diyor yapamam. Peki yavrum diyor 30 sene maharetle yapmış olduğun bir işi ölüm anında yapamazsın da ömründe doğru düz kelime-i şehadet getirmemişsin, namaz kılmamışsın, oruç tutmamışsın. Bunları diyor o anda nasıl hatırına getireceksin, nasıl söyleyebileceksin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü nasıl diyebileceksin? Bu mümkün mü? Bu mümkün. Elbette ki mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü şimdi bir de şu var mesela bir kimsenin kaza namaz borcu vardır, kazaya kalan oruç borcu vardır, kazaya kalan zekat borcu vardır, kazaya kalan kurban borçları vardır. Ne bileyim şartlarına uygun fıtrasını vermemiştir, kazaya kalmıştır, vermemiştir, unutmuştur. Bunların her birinin ayrı hesabı var. Öyleyse dünyadayken bunları devir yoluyla ve benzeri şekilde yani zekatları, sadakayı, fıtırları veya da kurban borçlarını halletmek gerekir. Kazaya kalan namazları kılmak gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah-u Teala üzerinde kazaya kalmış namaz borcu bulunan kimsenin ve haram elbise, cilbap giyen kimsenin namazını kabul etmez buyuruyor. İmam Gazali Hazretleri naklediyor bu hadis-i şerifi. Allah-u Teala üzerinde kazaya kalmış namaz borcu bulunan kimsenin namazını kabul etmez. Kaza borcu var çünkü. Nafile namazını kabul etmez. Onun için Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde kaza namazı olan bir kimsenin nafile namaz kılması yani sünnetleri de kılması haramdır, günahtır buyuruluyor. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz buyuruluyor. Öyleyse hemen bir an önce hemen namaza başlamalı, sünnetleri kılarken kazaya niyet etmeli. Mübarek günlerde mesela Zilhicce ayı, Kurban Bayramı girerken ilk 10 günü yapılanlar çok sevaptır. Oruç tutuyor, kazaya niyet etsin. Şüpheli olmuştur, bir şey olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Hemen kazaya niyet etmeli. Hem kaza borçlarımı ben bitirdim. Bitirdiysen Allah selamet versin ondan sonra. Allah rızası olsun diyerek nafile olarak tutarsın. Onun bir mahsuru söz konusu değil. Ama öncelikle kazaya kalan oruç borçları, kazaya kalan namaz borçları, kazaya kalan zekat borçları, kazaya kalan sadaka-i fıtır borçları ve vaktinde kesilemediyse kurban borçları bunların hepsinin ödenmesi gerekir. Kul hakları bunların ödenmesi gerekir. Nerede ödeyeceğiz, ne zaman ödeyeceğiz, kabire girince mi ödeyeceğiz bunları? Mümkün mü bu? Mümkün mü bu? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri yukarıda anlatıp geliyor işte bazı kimseler Peygamber Muhammed Aleyhisselam diyemez, bazıları kıblem Kabe-i Şerif diyemez, bazıları benim işte kitabım Kur'an-ı Kerim diyemez. Bazıları da buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri ve İbrahim-i Ebi yani İbrahim Aleyhisselam babamdır diyemez. Zira işte İbrahim Aleyhisselam hakkında o Yahudidir demiştir yahut da Hristiyandır demiştir. Söz işitmiş ve bunu da şüpheyle bakmıştır. Böyle bir söz işitmiştir ve şüpheyle bakmıştır. Yahut da kafir olan Azer İbrahim Aleyhisselam babasıdır demiştir. Ama çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de şimdi hani deniyor ya. Yani herkes Kur'an-ı Kerim okusun anlasın. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de motomot tercüme ettiğiniz zaman işte babası olan Azer'e dedi ki motomot kelime kelime tercüme edince böyle. Ama hadis-i şeriflere bakıyorsun ondan sonra İslam alimleri müfessir-i kiram onlar bir açıklamışlar. Halbuki Azer İbrahim Aleyhisselam babası değilmiş. Kendi babasının ismi Taruh'muş. Çünkü İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'in nuru geliyor. Peygamber Efendimiz'in nurunu taşıyan hiçbir kimse, babalarının, dedelerinin hiçbirisi puta tapmamıştır. Hep secde eden Allah'tan gelmiştir Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbiri. Mesela dedesi Abdülmuttalip putperest değildi. Ha amcaların içerisinde putperest var, o ayrı mesele. Ama o nuru taşıyanların hiçbirisi
O nuru taşıyanlara o nur nasip oluyordu. Peygamber Efendimiz'in nuru nasip ediyordu. Mesela Abdülmuttalip çocuklar içerisinde Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah'ı çok seviyordu. Niye? Çünkü o nur ona geçmişti. O nur ona geçmişti. Peygamber Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah'la evlenmek isteyen pek çok kimse vardı. Ama o nur Hazreti Amine'ye nasip oldu. Hazreti Amine'ye nasip oldu. Ama bu hep kaderle belirlenmiş değil mi efendim? Çünkü onur temiz alınlardan geliyor. Ayet-i Kerime'de de geçiyor. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Temiz alınlardan. Çünkü Hazreti Amine anlatılıyor. Çok afife, mübarek, haya sahibi, çok hanım. Hatta Peygamber Efendimiz tabii dünyaya ona hamile kaldığı zamandan itibaren öyle olağanüstü haller yaşamış ki Hazreti Amine. O kadar olağanüstü haller yaşamış ki doğum sancısı da görmüyor. Doğduğu zamanki gördüğü hadiseler hepsini görüyor. 6 yaşındayken Peygamber Efendimiz 6 yaşındaydı. Annesi Hazreti Amine vefat ettiği zaman. İşte babasının vefat ettiği yerde vefat etti Hazreti Amine de. Vefat etmeden önce şiir söylüyor. O şiirinde diyor ki yani ben öyle bir evlat sahibiyim ki her şey ölür, her şey eskir, yıpranır, her şey ölür, fani olur. Ama ben geride öyle bir evlat bırakıyorum ki o evlat sebebiyle ben hep anılır ve kalırım. Yani taşıdığı emaneti müdrik bir hanımdı. Hazreti Amine radıyallahu anh. Peki efendim onlar kurtulacaklar mı? Peygamber Efendimiz'in annesi ve babası mümindi. Hanif dini üzeriydi. Dedesi de öyle mümindi. Hanif dini üzeri mümindi. Fakat İbn Hacer-i Mekki Hazretleri'nin miydi? Nimetül Kübra diye bir kitabında orada bir ifadeye rastlamıştık. Orada buyuruluyor ki Allahu Teala Peygamber Efendimiz'in anne ve babasını öldükten sonra diriltti ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olma şerefini de onlara nasip etti. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam da ümmeti oldu. Ve Peygamber Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah daha dünyaya gelmeden önce vefat etmişti. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam atası yani İbrahim aleyhisselamın soyundan ve İsmail aleyhisselamın neslindendir. Hatta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ben iki kurbanlığın oğluyum. Niye iki kurbanlığın oğluyum buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Birisi İsmail aleyhisselam. Yani İsmail aleyhisselamın neslindendir. Ceddidir İsmail aleyhisselam. Dedeleridir yani. Ve onu, İbrahim aleyhisselam. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam kurban etmek istedi. Peki birisi bu. Peki öbürsü kim? Öbürsü babası. Çünkü Abdülmuttalip Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın hizmetlerini görüyor. Ve Zemzem Kuyusu'na da şey yapıyor falan. Fazla evladı olmadığı için diğer Mekke'nin diğer kabileleri eziyet etmeye kalkıyor. O zaman da bu mübarek tutmuş dua etmiş. Ya Rabbi demiş bana demiş hani demiş erkek evlat. Hani çokça erkek evlat verirsen yani 10 tane erkek evlat verirsen bir tanesini senin için kurban edeceğim diye. Allah-u Teala da vermiş. Peygamber'in 11 tane amcası vardı. Allah-u Teala da vermiş. Ondan sonra rüyada hatırlatıyor. Sen böyle bir söz verdin. Hadi bakalım. Şimdi alıyor bir dert. Gidiyor zamanda öyle bilgili kimselere. Diyor ki böyle böyle. O zaman buyuruyorlar ki kura çekiyor. Kura da işin enteresan tarafı Peygamber'in babasına düşüyor. Ona da kıyamıyor. Gidiyor ondan sonra alim kimselere danışıyor. Ne yapmak lazım? Buyuruyor ki bir tarafa 10 deve koy. Kura ile çek. Kura Abdullah'a isabet ettikçe, Hazreti Abdullah'a isabet ettikçe deveyi arttır. Şimdi bir çekiyorlar, Hazreti Abdullah'a 10 deve koyuyor. Bir daha çekiyorlar, Hazreti Abdullah'a bir 10 deve, 100 deveye ulaşıyor. Yüzünden sonra develere isabet edince 100 deveyi de kesmiştir, hepsini kesmiştir ve dağıtmıştır. Yani böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babası da öylece kurtulmuştur. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar, ben iki kurbanlığın oğluyum diye. İsmail Aleyhisselam'ı kastediyor ve babası Hazreti Abdullah'ı kastediyorlar bu şekilde. Tabi İmam-ı Gazali Hazretleri biz milleti İbrahim Aleyhisselam milletindeniz. Bu da sual olarak, kabir suali olarak vardır buyuruyor. İmam-ı Gazali Hazretleri bildirdiği gibi diğer kitaplarda var bu. Diğer kitaplarda var. Onun için mesela İbrahim Aleyhisselam'ın işte babası Azer'di. Azer değil, babası Taruh'tur. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın babası da imanlıydı. Taruh amcasıydı. Azer amcasıydı.
putperest de put yapıyordu. Hatta İbrahim Aleyhisselam'a götür bunları sat diye. O da boynuna ip takarmış. Daha çocukluk yaşlarında. Hı hı. Süreye süreye götürmüş. Bir gün böyle bir çeşmenin yanında işte orada su havzalar var. Hayvanların falan su içmesi için. Ona Anadolu'da bazen yalak derler, bazen oluk derler. Ona göre bazı isimler verilir. Onun içerisine abine batırıyor falan. Orada putperestlerden birisi geçiyor. Ne yapıyorsun diyor. Zavallı diyor. Yolda diyor, sıcakta diyor. Hararet bastı diyor. Susat da diyor, su içmesi için diyor. O tahtadan yapılmış heykeli suyun içerisine batırıyormuş İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki ya hiç o diyor susar mı şey yapar mı? Peki diyor susamaz, kendisine eziyet yapınca hissetmez. Böyle birisine diyor. Nasıl taparsınız siz? Kesinlikle ya. Böyle birisine siz nasıl taparsınız? İbrahim Aleyhisselam bu şekilde böyle anlattı. Dolayısıyla kimin milletindensin denildiği zaman kabirde de İbrahim Aleyhisselam milletindenim diye cevap vermemiz gerekmektedir. Efendim Allah-u Teala sevdiklerinin hatırı ve hürmetine son nefeste inşallah Teala iman ile gitmemizi ve şehiden ruhumuzu teslim etmemizi Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eder diye niyazımız var. Tabi Zilhicce mübarek bir aydır. Üç ayların içerisinde Recep Şaban ayı da mübarek bir aydır. Zilhicce'nin ilk 10 günü de çok mübarektir. Bu ilk 10 gün içerisinde yapılan ibadetler de çok kıymetlidir. Cuma gecesi de mübarektir. Zilhicce ayına rastlamış, cuma gecesine rastlamış daha da kıymetli olmaktadır. Dolayısıyla böyle bir zamanda da dili ve gönlü boş bırakmamalı. Gündüzleri aynı şekilde oruç tutulabilirse tutmalı, sadaka vermeli, gecesinde de aynı şekilde hem kendimizi hem de geçmişlerimizi unutmamamız gerekmekte. İstiğfar çok okuyacağız. Hiç olmasa bir Fatiha üç ihlas okuyarak geçmişlerimizi de hatırlayıp onların ruhuna da hediye etmemiz ve böylece onların da imdadına yetişmemiz lazım. Çünkü biz başkasının imdadına yetişirsek bir başkası da bizim imdadımıza bir gün gelir inşallah da yetişir. İstiğfarı da unutmayacağız efendim. Evet efendim. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Gönül Pınarı programının da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yine burada buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Gönül Pınarı.